Değerli izleyenler, bir kez daha bayramın en hareketli yerlerinden Kıbrıs'a gidiyoruz. Önce plajları gezeceğiz, ardından ünlü sanatçıların konserlerine konuk olacağız. Kıbrıs'a tatile gitmek isteyenler için bu görüntüler bulunmaz nimet. Ne yaptığınıza bağlı değişir ama 1000 liraya çok rahat 3 gün tatil yapabilirsiniz. Çok... Aman bu sözleri Ferhat Köçer duymasın. Ben bir kedi köpekle evlenebilirim yakında, yani nikahıma gelirsiniz bir bırakta. Fatih Üreğ'in Kıbrıs şovu Lefkoşe'yi salladı. Ajda Pekkan bu konseriyle büyüledi. Serdar Ortaç'a hiç duyulmamış garip teklif. Ben dedim ki sen kafayı yemiş olsun. Gecesiyle gündüzüyle Kıbrıs'tan enfes görüntüler ekrana geliyor. İstanbul'dan 768 kilometre uzaklıkta her zaman kalbimizin ayrı attığı yavru vatanda, limandan sahile, konserlerden özel röportajlara kadar baş döndüren bir Kıbrıs turuna çıkıyoruz. Önce limanı turlayalım. Kuş yemleyenler, balık tutanlar, gölgede takılanlar, biraz sanki boş liman. Ama bunun da sebebi var. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olduğu için bütün turistler otellerinde çok fazla kalabalık göremiyoruz. Ama bütün otellerde doluluk %90'ın üzerine çıkmış durumda şu anda. 40 derece sıcaklığın da üzerinde bir ortamda galiba en iyisi denize girmek değil mi? Binlerce yerli ve yabancı turisti misafir eden Kıbrıs'a İzmir'den gelen İlknur Hanım'ın yanındayız. Merhabalar, siz biraz tanıyabilir miyiz ismini? İlknur Koçak. Nereden geldiniz? İzmir'den. İzmir'den. Kaç gündür buradasınız? Bir haftadır buradayız. Aa, süper. Kaç gün daha burada kalacaksınız? Bir hafta daha kalacağız. Müthiş. Nasıl geçiyor peki tatil? Çok güzel. Kıbrıs'a daha önce geldiniz mi? Daha önce gelmedim, yeni geliyorum. İlk kez. Evet. Beğendiniz mi peki Kıbrıs'ı? Evet, çok güzel. İlknur'dan Kıbrıs havadislerini alalım hemen. Buraya tatile gelsek günde kaç para harcarız acaba? 200-300 lira harcıyorum. Ama tabii ki kendim olarak yani. Eğer toplu ailece geldim, ben ödemiyorum, babamlar ödüyor. İlknur'un keyfi yerinde. Kıbrıs'a bile yerleşebilir neredeyse. Ancak yan şezlongda güneşlenen, İzmir'den gelen Deniz'se aynı fikirde değil. İzmir'den geliyorum. Ne zaman geldiniz? 2 gün önce geldim, 3 günlük bayram tatiline. Kıbrıs güzel ama İzmir daha güzel. 3 günlük tatil kaça patlar diye merak ediyoruz haliyle. Yani ne yaptığınıza bağlı değişir ama 1000 liraya çok rahat 3 gün tatil yapabilirsiniz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çetin Sezgin yıllardır bu plajda işletmecilik yapıyor. Burası malum olduğu üzere çıkarmanın yapıldığı plaj. 74 harekatında çıkarma, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin yapmış olduğu çıkartma bu bölgeden yapıldı. Hali hazırda da çıkartma plajını Beach Club olarak işletmekteyiz. Burası Kıbrıs'ın en popüler ve en tanınmış plajlarından bir tanesi. Buraların en eğlenen grubunun yanındayız. Selim Bey, Danimarka'dan gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor. Herhalde en iyi sağlıklı yaşam yürüyüşü bu olsa gerek. Tavla oynayanlar, güneşlenenler ama en çok da çalan şarkılara kendini kaptıranlar mutluydu Kıbrıs'ta. Yusuf Bey ailesiyle hafta sonu keyfi yaşıyor. O Kıbrıslı, biraz daha şanslı. Şimdi kısaca özetleyeyim size. Anladım. Kıbrıs tatil için yani elverişli bir memlekettir ve güneşi bilirsiniz, denizi, temiz buz gibi. Şu anda gördüğümüz gibi yani burada bu sahilin hiçbir yerde belki de bulamazsınız yani. Tamam, yurt dışında var ama adamızda yani gelip de görülmesi gereken yerlerdir buralar. Dünyalar güzeli evlatları da bugün bir ilk yaşamış. Oğlum sen de konuş. Ne söylemek istedim? Bugün ilk denizimizdir bizim. Evet. Sen ilk denize mi girdin? Evet. Sevdin mi suyu? Sevdim. Nasıl? Gel bana, yemek ister. Hanımefendi çok uzaklardan, Danimarka'dan kalkıp Kıbrıs'a gelmiş. Hello. Hello. What's your name? Trine. Where are you from? I'm from Denmark. What are you doing in Cyprus?
What am I doing in Cyprus? What are you doing in Cyprus? I am on a holiday. Kıbrıs'taki 44 dereceyi bulan hava sıcaklığı tatilcileri bayıltabilir. Ancak bu durum Kıbrıs Fatihimiz Bilbay Eminoğlu'na vız gelir. Şu anda bayramın ikinci günündeyiz ve gördüğünüz gibi Kuzey Kıbrıs plajları şu anda Muhteşem Köpük Partisi'ne sahne oluyor. Bizler de bu muhteşem bayram eğlenceleri sizlere sunmak istedik. Bayrama özel, ruhunu yansıtan özel bir kostüm giyen ve her zamanki şıklığını ekrana yansıtan Kıbrıs Fatihi Bilbay, dansçılara adeta dans dersi verdi. Bilbay'ın yaşam sevinci, iş aşkı keşke hepimizde olsa. Gecelere uzanalım. Ömürgedik de Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'ta denize girmeyi çok seviyorum. O sıcak su iyi hissettiriyor gerçekten de. Yani deniz açısından bodrumculardan değilim. Sevgilisi Ferhat Göçer birazdan sahneye çıkacak. O da yalnız bırakmadı Göçer'i. Bir tane sosyal medyada bir karikatür var, gerçekten çok güzel. İşte telefonla kutluyor babasının mesajını uzaktan. Babacım diyor, işte bayramın kutlu olsun diyor. Babası da 200 liranın resmini çekip yolluyor. Teşekkür ederim oluyor. Aa babacım diyor, ben gelecektim, yoldayım aslında, geliyorum diyor. Ona dönmüş durumda telefonla kutlayanlar. Evet, eski bayram ritüelleri gerçekten, bu tabii işin şakası, latifesi ama gerçekten küçükler de bekliyor aslında o tabii bayram harçlıklarını. Bayramda hiç el öptürmemiş Ömürgedik. Ya bana çok şey geliyor, ben kimseye elimi öptüremem herhalde. Ama ben hani ben daha çok küçüklerin ellerini öpmeyi seviyorum. Çocukların ellerini. Benim hayvanların, kedilerin ellerini çok öpüyorum. Böyle patilerini çok öpüyorum. Çok seviyorum. Köpeklerin elini öpüyorum. Ben birazcık hayvanların elini öpen bir insanım. Bu arada Ferhat Göçer'le olan ilişkisini ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Ben diyorum, benim bir çocuğum var. Eğer ona hani çocuk gelirse hayvan kardeşi olabilir bundan sonra diyorum. Hayvan çocuklarım olabilir diyorum. Hayvan çocuklarımın sayısı ölene kadar artacak. Hani başka bir çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum ama onlar da benim çocuklarım. Ve kritik soru da geldi. Ferhat Bey'le kaç sene oldu birlikteliğiniz ya? 9 oldu. Ben de takip edemiyorum. Çok vallahi oldu. Vallahi maşallah. Ona tamamlanınca mı? Ona tamamlanınca bilmiyorum artık. Hani, var mı? Valla ona sorulmuş. Bu tip şeyler erkeklere sorulmuş. Size hani hissettiğiniz bir şey var mı? Böyle teklif geliyor gibi şeyler var mı? Yok. Hiç hissettirmiyor mu? Hiçbir şey hissetmiyorum o konuda. Ya beklenti bu kadar yıl sonra çok kaldığını söyleyemeyeceğim. Şimdi dürüst olmam lazım. Çok beklentim yok. Hani bazen hatta şaka yapıyorum. Şakalar da gerçek olabilir. Ben işte evdeki Goji var, kedi çok sevdim. Goji ile evleneceğim, nikah yapacağım diyorum. Böyle komik diyaloglar geçiyor aramızda. Kedim köpeğim olduğu için. Peki çok da sevdiğim aşkla da bağlı buldum. Geliyor. Hani taş geldi falan hissiyat yok mu? O da yok. Valla varsa da... Evet, evet. Ona sorarsınız bilmiyorum ama ben bir kedi köpekle evlenebilirim yakında, yani nikahıma geçsin bu arada. Bol bol kulakları çınlayan Ferhat Göçer'in yanındayız. Sevgilisi Ömürgedik yanında, ancak bu bayram çalıştığı için evlatlarından ayrı kalmış. Oğlum Londra'da yaşıyor biliyorsunuz. Özellikle ben hani bazı iş seyahatlerimi de Londra'da onu görmek üzere planlıyorum. O da ayın 15'inde gelecek İstanbul'a. Oğlum ve kızımla ümit ediyorum şöyle bir ay, bir buçuk ay bir baş başa Bodrum'da evimizde onlarla birlikte olmaya çalışacağım. Benim için en büyük moral onlarla birlikte olmak tabii ki. Bu arada şu konuyu hatırlatalım. Ömür Hanım evlilik konusunda karar Ferhat Göçer'in demişti. 9 sene oldu tabii, ona giriyoruz. Süpersiniz. Maşallah. Peki hani bir sürpriz olacak mı? Aramızda kalsın tabii, duymasın Ömür Hanım. Aramızda kalsın. Evet, peki tamam, aramızda kalacak. Söz veriyor musunuz? Evet, doktor söz efendim.
Biz olduğu zaman haber veririz size. Merak etmeyin. Kendisi... Hepimizin arasında kalacak bir şey tabii ki. Ferhat Bey'e Ömür Hanım'ın ya kediyle ya da köpekle evleneceğim şakası da hatırlatıldı. Ben kedimle köpeğimle evleneceğim falan diye şaka yapıyorum. Ama siz de üstünüze hiç almıyor musunuz? Böyle şeyler mi? Aramızdaydı tabii yani. Tabii kedilerle köpeklerle söyleşince üstüme almıyorum tabii doğal olarak. Ama aramızda kalsın. Bunu kimse duymasın. Yani işte. Bu da güzel. Nasıl bir aramızda kalmak senin. Ve sahne vakti. Lefkoşa'da yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ferhat Göçer, misafirlerinden oluşan dev bir koroyla şarkılarını seslendirdi. Fatih Üreğin konserindeyiz. Pullu espadrilleri, siyah pantolon ve tişörtü ancak en çok şu yandan sarkan zincire dikkat çekti Fatih Üreğin. Dans eder de misafirler yerinde durur mu? Fatih Üreğe şöhretin kapılarını aralayan yılan dansı da ünlü şarkıcı tarafından Kıbrıslılara işte böyle sergilendi. Bu yazın iddialı şarkısı Ayrılık Ateşi ile sahnede Ajda Pekkan var şimdi de. Behzat Gerçeker ve orkestrasının eşlik ettiği süperstar Deniz'e nazır püfür püfür bir havada en sıcak şarkılarını söyledi. Dansçıları canlı, Ajda Pekkan resmen kıpır kıpırdı sahnede. Bir Kıbrıs müdavimi olan Serdar Ortaç'ın yanındayız şimdi de. Bayramda seyyah misali geze geze konserler verdi. 3 gün, 4 gün, hiç uykusuz, her gün iş. Yorgun ama mutsuz değilmiş Serdar Ortaç. Saat 6 gibi gittim ki hani kimse yoktur. Havuz ana baba günü, Çin plajında. Gittiğim gibi geri geldim hemen, 300 tane fotoğraf çektirip. O da birazcık yormuş galiba efendim. Yok, sonra banyoya girdim. Aynı tadı almak için. Değerli eşi Chloe de bayramı fırsat bilip memleketine gitmiş. Gitti İrlanda'ya. 10 gün kalacak. Ondan sonra anne babayı alıp, çocukları alıp buraya gelecek. Serdar Ortaç'ın Chloe'ye yasakları var mı peki? Belli bir yere kadar. Mesela tam yani. Sınırlar nelerdir efendim? Yani iyi niyeti suistimal etmediği sürece kimseye bir şey söylemem. Hanım da zaten o limitleri bilir. Ona
ona göre davranır diye düşünüyorum. Bu arada Miami'de yeni bir klip çekeceği haberi de doğru değilmiş. Serdar Bey, Miami'de klip çekmiyor musunuz galiba? Böyle bir haberler aldım ama doğru mu? Bir çekilmiş. Ya keşke çeksem, Miami'ye gidemiyorum ki. Niye ben gidiyorum? Bir gün bir haber söylüyorum. Her cuma cumartesi dolu. Ha Miami'de Miami'de. Benim İsmail fotoğrafçı arkadaşım, kendisi gitti. Ben orada çekeyim dedi kumsalı denizi. Sen de buradayken seni de Ortaköy'de çekeriz, ikisini birleştiririz dedi. Ben dedim, sekanslar aldı o zaman orada. Ben dedim ki sen kafayı yemiş olmalısın. Ama yapılıyor, doğru mu? Yani Ortaköy sahiliyle Ocean Drive'ı bir araya getirecek. O zaman ortaya sütlü Türk kahvesi çıkacak. Serdar Ortaç, Çeşme'deyken gündüz denizde yüzüğünü kaybetmişti. Parmağınızda alyans var. Geçen denizde kayboldu dedi. Evet. Çeşme'de, Zio sahilinde, Alaçatı'da yüzerken parmağımdan çıktı. Çünkü bol almışım. Zaten boldu da ben düşeceğini sanmıyordum. Sonra akşam Kloe'ye çaktırmadan hanıma Çeşme çarşıya indim. Saat gece yarısı 1:30'da. Alyansı aldığım kuyumcunun aynısını buldum. Çeşme şubesini açtırdım. Yalvar yakar. Yüzüğün aynısını buldum. Daha darını parmağıma taktım. Kloe tatlısını söylemeden restorana koştum, hiçbir şey olmamış gibi. Enerji bitmiyor Serdar Ortaç'ın. Sahneleri de 60 yaşında bırakmayı düşünüyormuş. Ya sahne aşkı biraz sıkıldım artık ama... Bırakmayı düşünüyor musunuz zaten? 60 yaşında. Kıbrıs'ta havuza serinlemeye indiğinde bir gerçeği fark etmiş. Bugün havuza indim. Herkes doğurmuş yani. 600 tane çocuk var. Ve havuzun içinde sadece çocuk. Şimdi yüzecek yer yok yani. O kadar tıkım tıkım. Ya dedim, herkesin bir bildiği var ki bu kadar çocuk yapıyor. Demek ki doğru yapan onlar. Ben istiyorum tabii, istemez miyim? Ama evlilik, yani heyecan gelsin, oynayalım diye çocuk yapmak istemiyorum. Yani çocuğu soyun yürüsün diye yapmayı tercih ediyorum. Çocuk için geç değil tabii ki. Keşke 20 santim daha uzun olsaydım. Şu kaşlarımdan bile memnunum yani. Böyle kaş kimse de yok. Sahne vakti geldi. Bestelerin efendisi Serdar Ortaç, 1990'lı yıllardan 2016'ya kadar bestelediği, söylediği, söylettiği, ezberlettiği bütün şarkıları seslendirdi. Hesabını soracağım.